Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Eğimli yol parkurundayız arkadaşlar. En sevilen parkurlarımızdan bir tanesi ve gerçekten çok zorlu oluyor. Ve bugün ise hızlı sedan arabalar bizlerle. Çok güzel arabalar var. Hemen yakından göstereceğim size. Bu arada favori arabanızı belirleyin. Tesla Model S'i görüyorsunuz. Çok hızlı bir elektrikli bir sedan. Yanında Mercedes C-Class var. 2022 model, yine çok hızlı bir sedan araba. Burada Cadillac'ın GT5 modeli var. Mükemmel bir hızı var. Çok bilmediğiniz bir araç ama çok hızlı, onu söyleyeyim. RS7'yi görüyorsunuz. Audi'nin zaten çok hızlı bilmeyen yok. Burada bir M3 var arkadaşlar. M3'ün hızını sorgulamayalım. Hemen yanında ise Maserati Quadraporte bizlerle. Aman Recep abi, pardon. Adama vurduk ya. Evet, bugün hızlı sedan arabalarla neredeyiz? Eğimli yol parkurundayız arkadaşlar. Arabaları gördünüz. Siz favori arabanızı yazın. Bakın arabalara. Parkur hazır. Ben de ilk olarak başlayacağım. Ve bakalım bugün neler olacak arkadaşlar. Çok zor bir parkur ama çok da eğlenceli bir parkur. Yolumuz böyle eğimli bir şekilde yamuk duruyor. Ve burada da yani araç kullanmak çok zor. Aşağı düşebiliyorsunuz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Tesla Model S'e şu an için başladım. Hadi bakalım. Abi parkurdan korkuyorum. Ya gerçekten zor bir parkur. Şimdi uçuşla başladım. Allah Allah Allah. Burada çok tehlikeli. Mesela aşağı düşemeyebilirsiniz ve tamamdır. Ve eğimli yol başladı. Olay budur. Tamam. İşte sıkıntı bu arkadaşlar. Yol eğimini görüyorsunuz ve araç aşağı doğru kayıyor. Suya düşebilirsiniz. Ve tabi bu da diskalifiye olmanıza sebebiyet verecek. Ve şu an için çok zorlanıyorum. Aman abi, araba çok kayıyor. Araba aşırı kayıyor, onu söyleyeyim. Buradan geçtim. Sıkıntı yok. Gayet iyi. Gerçekten gayet iyi gidiyorum şimdilik. Ve daha da eğimimiz arttı gördüğünüz gibi. Daha da eğim arttı. Abi araba düşecek. Çok sıkıntılı bir parkur. Kolay gibi gözükebilir ama inanılmaz derecede sıkıntılı bir parkur, ama çok az kaldı. Birazdan parkur bitmiş olacak. Tesla Model S'le parkur sona erdi gördüğünüz gibi. Güzel bir performans. İyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Hızlı sedanımız Tesla Model S'le eğimli yol parkurunda başarıya ulaştık arkadaşlar. O zaman şimdi devam edebiliriz. İyi başladık. Umarım iyi gider. Baldi izleyeceğiz. Arabası bayağı bir güzel. Cadillac'ın GT5 modeli. Çok çok hızlı bir araba. Yani bizim ülkemizde göremeyeceğimiz bir araba bu. Yani burada yok bildiğim kadarıyla. Varsa bile belki hani 3-5 tane anca vardır belki. İnanılmaz hızlı bir araba ve çok özel bir araç arkadaşlar. Cadillac'ın bu hızlı sedanı. Bakalım bugün Valdi ile neler yapacak. Ve çok hızlı başladık. Şimdi yavaş yavaş suya gidiyoruz. Abi suya gidiyoruz ya. Allah'ım ya. Abi suya gidiyoruz diyorum ama. Bak suya gidiyoruz diyorum, hiç ama hiç anlamıyor Baldi. Gerçi anlasa ne yapacak abi. Araba havada yönünü değiştirecek. Ve maalesef Baldi diskalifiye oldu. Devam ediyoruz Batman'le. Mercedes C-Class karşınızda arkadaşlar. Çok güzel bir araba tabii ki. Yeni bir araba, hızlı bir araba ve hızlı bir sedan. Gerçekten çok güzel. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak arkadaşlar. Beraber göreceğiz. Batman dikkat et abi. Araba çok yeni bir araba. Vurmayalım sağa sola. Bayağı bir sıkıntı olur. Aman geri gel. Gel. Tamam, devam. Hadi bakalım. Mercedes'çiler, başlıyoruz. C-Class'la ve Batman'i izleyelim. Şu ana kadar sadece ben parkuru bitirdim arkadaşlar. Vallahi diğerleri bitiremedi. Çok sıkıntılı, zor bir parkur olduğunu görüyorsunuz. Ve başlıyoruz. Allah Allah, yavaş yavaş, sakin. Sakin C-Class, sakin. Sakin. Güzel. Gayet iyi. Abi C-Class çok güzel bir araba. Eğimli yol parkurunda da iyi iş yapacağını düşündüğüm arabalardan bir tanesiydi bugün. Ve şu anda da tam da düşündüğüm gibi. Çok da güzel gidiyor arkadaşlar. Ama çok dikkatli olması lazım. C-Class sakin. Kaydırma. Allah. Aman abi. Sakin ol. Aman. Sakin. Çok kayıyor. Batman sakin ol. Abi araba çok hızlı olduğu için çok da kayıyor tabii ki. Kontrol çok zor arkadaşlar. Ama C-Class, Mercedes geliyor, Merso geliyor ve parkur bitti. Eğimli yol parkurunda Tesla Model S'ten sonra Mercedes C-Class'ta
güzel bir performansla Batman'i tebrik ederiz. İyi iş çıkardı. Şu ana kadar iki başarı, bir başarısızlık. Baldi'yi gördünüz, aşağı nasıl uçtu. Efsaneydi. Ve şimdi isterseniz 3. 4. arabayla, yani Demir Adam'ın arabası Audi RS7 arkadaşlar. Çok hızlı bir araba gerçekten. Mükemmel bir hızı var ve inanılmaz derecede pahalı bir araç tabii ki. İçine bir bakın. Çok güzel gözüküyor değil mi? Harika gözüküyor RS7. Harika bir araba. Bakalım performansı nasıl olacak arkadaşlar, göreceğiz. Dikkat et. Aman abi sakin ol. Başlıyoruz. RS7'ciler izleyin bakalım. Demir Adam'a güvenmeniz lazım arkadaşlar. Güvenmeniz lazım. Ve şimdi atlayış. Atlayamayış. Ne yaptın abi be? Abi bu nasıl bir atlayış? Demir Adam orada ne oldu abi? Uçarken bir şey oldu ya. Abi uçarken bir şey oldu. Takıldı mı? Makıldı. Bir şeyler oldu. Ve gördüğünüz gibi suyun dibini boyladı Demir Adam arkadaşlar. Ya aslında iyi gidecek diye düşündüm. Abi şuradan nasıl uçtu? Nereye uçtu? Anlamadım. Adam bak şu üstümüzdeki yere atlayamadı. Bak hala atlayamadı ve hala yüzmeye devam ediyor. Demir Adam bizi çok sevmiş arkadaşlar. Bak gitmek istemiyor. Demir Adam dostum hadi ya bir gitsen mi artık? Çünkü diğerlerinin yarışması lazım. Gitmeyecek misin abi? Bir git hadi ya. Git Demir Adam. Gitsen. Tamam gitti. Recep abi geldi. Evet arkadaşlar, Recep abiyle devam ediyoruz. Maserati Quadriporte arkadaşlar. Bu da yine çok özel bir araba. İnanılmaz pahalı bir sedan araba. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak arkadaşlar Quadriporte'nin. Ve şimdi uçuş. Quadriporte yalnız düşebilir. Ve çok iyisin be Recep abi. Helal olsun be. Aynı Baldi gibi ama Baldi daha hızlı uçmuştu. Recep abinin kurtarma payı olduğu için kurtarabildi arkadaşlar. Ve şu an için Maserati Quadriporte. Çok güzel bir araba. Gerçekten güzel bir araba. Bakalım performansı nasıl olacak Quadriporte'nin, beraber göreceğiz. Devam. Abi Recep abi çok fazla drift yapma abi. Drift yapma, sıkıntı yapma, düzgün git. Dikkatli git. Sakin. Bir atlayış. Gayet iyi. Quadriporte gücü arkadaşlar. Maserati gücü görüyorsunuz. Çok güçlü bir araba da çok aşağı gidiyor. Kayacak şimdi, diskalifiye gelecek. Haberiniz olsun. Çok sıkıntılı gidiyor. Bak hala aşağı kaydırma abi. Aşağı kaydırma. Sıkıntı yapma. Başımızı iş açma bizim. Dikkat et Recep abi. Recep abi. Helal be. Abi vallahi olay budur ya. Bak Tesla Model S bitirdi. Ben bitirdim daha doğrusu. Mercedes C-Class'la Batman'i izledik. Ve daha sonra Maserati Quadriporte'den de iyi bir performans geldi. 3 araba başarılı. 1 araba değil. 2 araba başarısız. Bugün biraz... İki arabanın başarısı olması kötü oldu arkadaşlar ama ben kapanışı güzel yapacağımızı düşünüyorum. M3'le kaptan izleyeceğiz. Çok güzel bir araba, gördüğünüz gibi harika gözüküyor. İçini görelim mi? Bence görmek lazım. Evet, içi de çok güzel bir araç yine. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak M3'ün, beraber göreceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Allah çok döndü. Ne oluyor abi, yavaş sakin ol. Çok dönüyor. Sakin. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Güzel bir araba. M3'e güveniyorum. Hızına güveniyorum. Ve kaptana tabii ki güveniyorum. Ve şimdi M3 gücü. Hop. Allah abi bu ne be? Çok güzeldi. Yemin ederim diskalifiye olacak sandım ama çok güzel kurtardı. Gerçekten helal olsun. Abi bitirelim şu parkur artık. Bak başımızı iş açacaksın gibi geliyor. Kaptan çok kaydırıyor arabayı arkadaşlar. Gerçekten çok kaydırıyor. Bayağı bir yani sıkıntı, onu söyleyeyim. Bayağı bir sıkıntı. Çok dikkat etmesi lazım. Aman abi. Sakin. Dikkat et. Bir atlayış. Gayet güzel. M3 gücü arkadaşlar. M3 gerçekten. Tamam. Güzel bir araba. İnanılmaz hızlı ama parkur cidden tehlikeli. Aşağı kayacak. Allah. M3 abi. M3'çüler şu an, BMW'ciler dikkatli bir şekilde izliyor. Bakalım bitirebilecek mi arabamız parkuru diye, ama kaptana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Kaptana siz güvenin. Like'ları gönderin. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açın ve kaptan da sizin için başarıya ulaşsın. Harika bir performans.
gerçekten çok güzeldi. Vay. Gördünüz mü park edişi? Helal be. Vallahi helal olsun. Çok güzel bir klas bir şekilde park etti. Toplamda bugün eğimli yol parkurunda 4 araba ve 4 kahraman, ben saymayın 3 kahraman bugün eğimli yol parkurunu başarılı bir şekilde bitirdi. M3, Maserati Quadriporte, Mercedes G-Class ve Tesla Model S bugün başarılılar arasında. RS7 ile Cadillac GT5 de maalesef diskalifiye oldu. Olsun. 4 başarı mükemmeldir diyebiliriz arkadaşlar. Umarım favorabınız bu 4 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.